milletimizin verdiği mesaj. Artık vaka İyi akşamlar. Burası Birlik Beraberlik Noktası. Ben Tarkan Kaleli. BBN Türk Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Tarihlerimiz 22 Temmuz 2021'i gösteriyor. Halen Kurban Bayramı'nın içerisindeyiz. Yarın son günü biliyorsunuz ve havaların ısınmasıyla birlikte aslında sel haberleri de peş peşe geldi. Felaket haberleriyle başlayacağız maalesef. Artvin'e uzanacağız ilk önce. Doğu Karadeniz yine sele teslim oldu. Artvin bugünkü selden en çok etkilenen ildi. Dereler taştı, yerleşim yerleri sular altında kaldı. Su seviyesi bazı bölgelerde birinci katlara kadar ulaştı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bölgedeydi. Baraj patladı iddialarını yalanladı. Beklenilenin çok üstünde, tabii mevsim normallerinin de üstünde bu yağmurlar. Ve maalesef dere tahkimat da dinlemiyor. Sağanak etkisini her geçen dakika daha da artırdı. Su seviyesi şehir merkezinde 1 metreyi aştı. 18 yıldır buradayım. İlk defa böyle bir manzarayla karşılaşıyorum. Doğu Karadeniz son zamanların en büyük sel felaketiyle karşı karşıya kaldı. Artvin'de etkili olan sağanak hayatı tam anlamıyla felç etti. Arhavi ilçesi selden en çok etkilenen bölgeydi. İlçe neredeyse tamamen sular altında kaldı. İş makineleri dahil sel suları içerisinde ilerlemekte zorlandı. Sel apartmanların zemin katlarının yarısına kadar yükseldi. Araçlar suların içerisinde yok oldu. Dükkanlar ve mağazaların içerisi suyla doldu. Bu nedir? Nedir Allah'ım, nedir bu? Çoğu kişi apartmanlarında mahsur kaldı. Evlerinden çıkmak isteyen botlarla alındı. Aynı botlarla su ve yiyecek ihtiyacı olanlara da servis yapıldı. Lan öyle gidiyoruz, dönüşte. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Rize'den Artvin'e geçti. Soylu önce bölgede incelemelerde bulundu, ardından da Artvinlileri uyardı. Yarın 24'e kadar yağış uyarısı devam ediyor. Kuvvetli yağış uyarısı devam ediyor. Onun için tüm tedbirlerimizi buna göre alıyoruz. İlgili bütün bölgelerdeki tahliyeleri gerçekleştiriyoruz. Bakan Soylu bölgede yayılan iddialara da cevap verdi. İşte barajlar yukarıdan patladı geldi dendi. Böyle bir bilgi yok. Bu bir yanlış bilgi diyelim veya kulaktan kulağa yayılan yanlış bir bilgi. Herhangi bir baraj da yok. Baraj patlaması da yok. HES'ler var. Zaten su onların üzerinden aşmış geçmiş oldu. Meteorolojinin uyarısının ardından bölgede yapılan tahliye işlemleri büyük bir facianın önüne geçti. Can kaybı ve yaralı yok. Bir diğer sel haberi de Rize'den geldi. Rize bir haftanın ardından yine sele teslim oldu. Bu kez felaket geçen haftaki kadar büyük değildi. Ancak dereler taştı, cadde ve sokaklar su altında kaldı. Mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı. Ölen ya da kaybolan kimse yok. Bir hafta aranın ardından yine sele teslim oldu. Dereler taştı, cadde ve sokaklar suyla doldu. Rize son zamanların en kötü günlerini yaşıyor. Akşam saatlerinde başlayan sağanak gün boyunca da etkisini sürdürdü. Su seviyesi saatler ilerledikçe yükseldi. Dereler taştı, binalar, araçlar, yollar azgın sulara dayanamadı. Çamlıhemşin, Ardeşen ve Fındıklı ilçelerinde dereler taştı. Bir pikapsa azgın sulara kapıldı, metrelerce sürüklendi. Bir yerde duran araçtaki kişi sağ salim kurtarıldı. Başka bir bölgede de mahsur kalan iki kişi çalışmaların ardından kurtarıldı. Can kaybı ya da kaybolan kimse olmaması teselli kaynağı oldu. Son 12 saatte Rize'de metrekareye 110 kilograma yakın yağış düştü. Derelerden akan sular o kadar fazlaydı ki kenarındaki yolları böyle yuttu.
Gazze'de bir yandan son felaketin bıraktığı su ve çamur temizlenmeye çalışırken diğer yandan geçen haftaki afetin yaraları sarılmaya çalışılıyor. İki ilimize de Artvin ve Rize'ye de geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Yaz aylarının yine çokça sunduğumuz haberlerinden bir tanesi de boğulma vakaları. Ülke genelinde 10 milyona yakın kişi Kurban Bayramı tatilini geçirmek üzere memlekete ve kıyı bölgelerine akın etti. İstanbul'da kalanların tercihi ise Şile plajları oldu. Plajları tıklım tıklım dolduran vatandaşlar denizin dalgalı olmasına aldırış etmedi. İki kişi dalgalara kapılarak can verdi. Kayıp iki kişi de aranıyor. Olayın ardından harekete geçen kaymakamlık Şili'de denize girmeyi yasakladı. Azgın sular iki kişiyi hayattan kopardı. Şili'de denize girmek yasaklandı. Şili Ayazma plajında denize giren 3 kişi dalgalara kapılarak gözden kayboldu. Olay yerine arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Çalışmalar sonucu kaybolan 3 kişiden birinin cesedine ulaşıldı. Diğer 2 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor. Can kurtaran ekipleri yoğun dalgalar nedeniyle vatandaşları denize girmemeleri konusunda uyardı. Plajın etrafına şerit çekildi. Vatandaşlar deniz kenarından uzaklaştırıldı. Bir acı haber de Kızılcaköy plajından geldi. Dalgalara kapılan bir kişi hayatını kaybetti. Şile Kaymakamlığı havanın rüzgarlı olması nedeniyle denize girmeyi yasakladı. Bölgedeki güvenlik tedbirleri arttırıldı. Kocaeli'ye de bakalım. Kocaeli'de denize giren 13 ve 16 yaşlarındaki iki kardeş boğularak can verdi. Aynı anda boğulma tehlikesi geçiren bir kadın ise ekipler tarafından kurtarıldı. Kadının hayati tehlikesi devam ediyor. Kardeşleri ölüm ayırdı. İki kardeş girdikleri denize boğularak can verdi. Kocaeli Kandıra'da denize giren 16 ve 13 yaşlarındaki iki kardeş boğuldu. Ekipler tarafından kurtarılan 35 yaşındaki kadının ise hayati tehlikesi devam ediyor. Üç kişinin boğulduğu görülünce ekipler hemen müdahale etti. Boğulanlar karaya çıkarıldı. Denizden çıkarıldılar ancak son bir umutla suni teneffüs yapıldı. İki kardeş kurtarılmaya çalışıldı. Sonrasında sağlık ekipleri olay yerine geldi. Yapılan müdahaleler hastanede devam etti. Ancak 13 yaşındaki Atakan, 16 yaşındaki Kardelen hayata gözlerini yumdu. Hayati tehlikesi devam eden kadının ise hastanede tedavisi sürüyor. Kocaeli Belediye Başkanı oluşan tehlikeli dalgalar sebebiyle denize girişleri bir günlüğüne yasakladı. Evet, özellikle dalgalı denizde denize girmekten bir an olsun çekinelim. Çünkü işte vakalar böyle oluyor. Allah'tan rahmet dileyelim hayatını kaybeden vatandaşlarımıza. Bayram gündemine geri dönelim. Kurban kesimi için bugün son gündü biliyorsunuz. Hem kesimhanelerde hem de pazarlarda hareketlilik yok denecek kadar azdı. Günlerdir hayvanlarını satmaya çalışan besicilerse ellerinde kalan hayvanlarını alıp memleketlerine döndü. Kurban kesiminde bugün son gündü. İşini son güne bırakanlar kesimhaneye koştu. Fakat kesimhanelerde genellikle toparlanma telaşı vardı. Kurban Bayramı'nda kurban kesim süresi 3 gün ile sınırlı. Bugün de bayramın 3. günü, yani kesimde son gün. Biz de kesimhaneye baktığımızda hareketlilik iyice azalmış görünüyor. Kesim için neden son gün tercih ettiniz? Ben yurt dışından geldim, zamanım azdı. Kurban vazifemi yerine getirmek için bugüne nasip oldu.
Son gün pazarlarda yalnızca küçükbaş hayvanlar vardı. Bayramın üçüncü günü pazara gelen müşterilerse kurbandan ziyade adaklık için hayvan satın aldı. Son güne gelmişiz, bugün sabahtan beri sattığımız 6-7 tane adaklık, o da kurbanlık değil. Hem satış hem de kesim yok denecek kadar azdı. Hatta hayvan pazarlarının çoğu tamamen boşaltıldı. Son gün hiç iş olmadı. Bekliyoruz kısmetimizi. Kurban olduğum Allah'a inşallah olur umuduyla bekliyoruz hala. Pazarda kapanacak zaten. 2.30'da pazar kapanıyor. Hem kesimhaneler hem de kurban pazarları boş kalınca temizlik çalışmaları yapıldı. Akşam saatlerinde de pazar ve kesimhaneler tamamen kaldırıldı. Kurban Bayramı'nda yine bildik görüntüler kaldı geriye. Kurbanlıklar sahiplerinin elinden kaçtı, onları dele tepe gezdirdi. Acemi kasaplar da iş başındaydı. Kimi boynuz darbesi aldı, kimi de kendini kurbanlığın altında buldu. Hastanelerin acil servisleri acemi kasaplarla doldu taştı. İşte bayramdan akılda kalan görüntüler. Kimi hastanede ter döktü, kimi de kurbanının peşinde. Nerede kaçtı bu ya? Her kurban bayramında olduğu gibi bu bayramda bildik görüntüler ortaya çıktı. Eline bıçak alıp kurbanının başına geçen acemi kasaplar için kaza kaçınılmaz oldu. Kimi elinden, kimi bacağından, kimi ise kafasından yaralandı. Genci de vardı, yaşlısı da. Acemi kasaplar yine iş başındaydı. Yaralananlar arasında eline ilk kez bıçağı alanlar olduğu gibi işin ustaları da vardı. Biz kasabız. Ben acemi değilim, ben 79'dan beri bu işi yapıyorum ama kaza geliyorum demiyorum. Kimi arkadaşına attı suçu, kimi de amcasına. Amcam bıçağı vurdu, biraz sakardır kendisi. Belki de o yaralananlar arasında en küçüğüydü. Tam 10 yaşında acemi kasap ünvanını aldı. Ve kaçan kurbanlıklar bu bayram yine enteresan kovalamacalara sahne oldu. O önde, sahipleri arkada koştu. Amansız takip saniye saniye kameralara yansıdı. Tosunda olmayacak yerlerden geçti, brandadan da atladı. Uzun süre yılmadan koştu. Ancak beklenen sondan kaçamadı. Sahibinin elinden kaçan bir başka dana, o da soluğu akaryakıt istasyonunda aldı. Tezgah tezgah gezdi, reyonun arkasına dahi girdi. Kesime götürülen bu dana da belki de son şansını denemek istedi. Aracın arka tarafından atladı, kaçmaya başladı. Kaçan kurbanlıklar havadan da görüntülendi. Ne kavurucu sıcağı aldırdı, ne yorgunluğuna. Dakikalarca sahiplerini dağ tepe böyle gezdirdi. İçlerinden en akıllısıysa bir boğa oldu. Kaçtı, işte bu sazlıkların arkasına saklandı. Sırayla hadi, sırayla. Sağ. Bu keçi ise çatıya çıktı. Bir anda dengesini kaybetti, aşağıya düştü. Ancak mücadeleyi bitirmedi. Hemen ayağa kalktı, tekrar kaçmaya başladı. İnatçı olan o muydu, yoksa peşinde sürüklediği sahibi mi? Kısa sürede kimin daha inatçı olduğu belli oldu. Hırslı dana özgürlüğüne yalnız devam etti.
Evet, sizler haberi izlerken haftalık vaka haritası da açıklandı. 3 büyük ile bakmadan önce aslında dikkat çekmek gereken bir ilse Siirt. Siirt'te 471,57'lik bir oranla ciddi bir artış söz konusu. Yani bakıldığı zaman diğer illerle kıyasladığımız zaman işte rastgele bir ile bakalım, Kırşehir'e, Ordu'ya 50'lik 42'lik bir rakam söz konusuyken Siirt'te 471,57 çok ciddi bir vaka artışı söz konusu. Siirt'te ki biliyoruz ki aşılama oranında da çok geride kaldıklarını biliyoruz Siirt ilinin. Hemen çevresindeki illere baktığımız zaman Bitlis'te de 122,13'lük bir oran karşımıza çıkıyor. Şırnak'ta 30,56, Batman'da 55,38 ve Van'da da 120,68, Ağrı'da 188,96'lık oran. Cidden Doğu illerinin bir an evvel aşı konusunda hız kazanması gerekiyor. Hatta şart duruma gelmiş durumda Doğu illerinin bu vaka artışı cidden hatırlarsınız ki geçtiğimiz zamanlarda vaka sayılarının pik yaptığı zamanlarda konuştuğumuz rakamlardı. 471 oranı işte ciddi bir vaka artışı söz konusu Doğu illerinde. İstanbul'a bakalım, İstanbul'da 75,12'lik bir oran söz konusu. Ankara'da 57,95, Konya'da 56,98 ve İzmir'de de 24,46'lık bir oran elde edilmiş durumda haftalık vaka sayısında. İşte detaylar bu şekilde, yine ilerleyen dakikalarda sizlerle vaka sayılarını en çok artıran illeri, en çok düşüren illeri de paylaşacağız. Bu ekranlarda bulabileceksiniz diyelim ve biraz önce Kurban Bayramı'ndan görüntüler ekranlarınıza geldi. Şimdi üzücü bir olayla devam edelim. Ankara'da yaşandı bu. Bayramın birinci gününde tam kesilecekken kurbanlık kaçıyor ve peşine de tıp öğrencisi bir genç takılıyor. Sonrasında ne kurbanlıktan ne de gençten haber alınabiliyor. Ekipler arama çalışmalarını halen devam ettiriyor. Bu onun son görüntüleri oldu. Ondan bir daha haber alınamadı. Yer Ankara, bayramın birinci günü Eker ailesi aldıkları kurbanı keseceklerdi. Ancak kurbanlık tam o sırada kaçtı. Onur, bir de benim yeğen, bir de ben üçümüz peşine düştük. O peşine gidiyordu. Ben de araçla takip edeyim dedim. İndiğimde arabanın anahtarını da götürdüğünü gördüm. 19 yaşındaki tıp fakültesi öğrencisi Onur Alp Eker kaçan kurbanla birlikte bölgeden uzaklaştı. Zaman geçince ailesi telaşlandı. Gelir diye bir yarım saat bekledim. O iyice uzaklaşmış. Sonra bir araç buldum, gittim, daha da bulamadım. Polis ekiplerine haber verildi. Arama çalışmalarına başlandı. Onur herkese tek tek soruldu. Bayan demiş ben gördüm, şu dağın tarafına gitti. Gittik oraları aradık. Birkaç yerde görülmüş dün akşam. Çalsekin'in kamerasında görülmüş. Buradaki çoban görmüş. Sonra yoldan geçen bizim bir akrabamız görmüş. Çalışmalar aralıksız devam ediyor. Üçüncü günde kaybolmadan önceki son görüntülerine ulaşıldı. Görüntülerde Eker hobi bahçesinin yanından geçiyor. Araziye doğru ilerleyerek gözden kayboluyor. Yarından itibaren tatil dönüşleri başlıyor. Trafikte faciaların yaşanmaması adına sürücülerin çok dikkatli olmaları gerekiyor. Özellikle yorgun ve uykusuz yola çıkmak çok tehlikeli. Yorgun ve uykusuz olanlarda yol hipnozu görülebiliyor. Yarından itibaren tatil dönüşleri hızlanacak. Kazaların yaşanmaması adına sürücülerin her zamankinden daha dikkatli olması gerekiyor. Nasıl geçti yolculuğunuz? Güneş doğuncaya kadar güzeldi. Evet. Hiç dalgınlık yaşadınız mı? Yaşadım. Yolda gidiyordum. Çekiciyle giderken dalmışım, uykum gelmiş. En son kendime geldiğimde araba bariyerlere doğru gidiyordu. Alışık olduğum yollarda hani bir süre sonra gidiyorum ve yolda farkına varmıyorum. İlerlediğimi. Dalgınlık illaki bazen oluyor. Yollar uzun olduğu için. Bilindiği gibi
uzun yollarda sürücülerin bir anlık dikkatsizliği facialara neden olabiliyor. Bayram tatili dönüşünde bunun önüne geçmek adına sürücüler mutlaka uykularını almış ve dinlenmiş bir şekilde yola çıkmalı. Önce uyurum, dinlenirim, ondan sonra yola çıkarım. Yolda uykumuz geldiği zaman da sağa çekip gözlerimizi dinlendirdiğimiz oldu. Yola çıktığınızda hiç dalgınlık vesaire yaşadınız mı? Tabii, çok uzun yolculuk yaptığım zamanlar bir kısmı yaşama içtim onları yani. Kazaların nedenlerinden biri de yol hipnozu. Sürücülerin gözü açık bir şekilde uykuya dalmasına yol hipnozu deniyor. Daha çok gece yolculuklarında ortaya çıkan bu olay yola çıktıktan 2,5 saat sonra ortaya çıkıyor. Uyumadım ama rüya gibi bir şey gördüm böyle. Önüme kamyon çıkıyordu. Tam o ara vuracak gibi oluyordum, uyanıyorum ama yol boş yine gidiyorum yani. Ama uyku yine olmuyordu tabii yani. Yol hipnozu diye bir şey duydunuz mu? Aynen, onun gibi bir şey olabilir bu yaşadığım benim. Yol hipnozu diye bir şey duydunuz mu? Duydum. Onu yaşadınız mı? Yaşadım. Bunun için de yarım saat, bir saat hani mola vermek gerekir. Yol hipnozunun yaşanmaması adına sürücünün yola çıkmadan önce en az 5 saat uyumuş olması gerekiyor. Ayrıca araç sıcaklığına dikkat etmesi ve yolda bol bol su tüketmesi gerekiyor. En önemlisi de yolda giderken yol şeritleri ve yol kenarındaki tekrar eden direkler gibi noktalara takılmaması gerekiyor. Yol hipnozunun ve diğer olumsuzlukların yaşanmaması adına uzun yola çıkan sürücülerin 2,5 saatte bir 15 dakika mola vermesi gerekiyor. Yorgunluk ve uykusuzluk. Mola verdiniz mi peki? Mutlaka. Ne kadar zamanda bir mola veriyorsunuz mesela? Zaten ben de şöyle bir fazla bende uyku şeyi yoktur. 10 dakika uyusam bir gece giderim yani. Bayramın gelişiyle birlikte salgın unutulduğu günlük aşılama sayısında yarı yarıya bir düşüş var. Vaka sayısındaki artış ise %30'larda. Kısacası tatilde koronavirüste bayram yapıyor. Vatandaş bayram telaşına kapıldı, koronavirüsü unuttu. Aşılama bir haftada neredeyse yarı yarıya düştü. Yasak, tamam mı? İki kişi yanıma olacak. Gelelim tabii. Türkiye'de şu ana kadar uygulanan aşı sayısı 64 milyonu aştı. Yaklaşık 40 milyon kişiye ilk doz, 21 milyonu aşkın kişiye ikinci doz uygulandı. Buyurun, geçmiş olsun. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Siz yavaşlayın. Aşılama çalışmaları bayram öncesindeki istikrarını bayramda devam ettiremedi. Bayram öncesinde günlük yaklaşık 800-900 bin bandında olan aşılama 400-500 bin bandına kadar geriledi. Bir başka ifadeyle yarı yarıya düştü. Aşılamada düşüş yaşanırken vaka sayılarında ise ciddi bir artış var. Bayramın da etkisiyle vaka sayıları geçen haftaya kıyasla %30 arttı. Geçen hafta 6 binlerde seyreden vaka sayısı 8 binlere yükseldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla vatandaşları aşı olmaya davet etti. Aşı ve tedbirlerle sağlanacak toplumsal bağışıklığın aksi kısır döngüdür. Salgını bitirmek için tedbirlere uyun, aşınızı olun. Ya tedbir ve aşı ya kısır döngü ifadelerini kullandı. Şimdi terörle mücadeleye bakalım. Milli Savunma Bakanlığı Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 3 PKK-YPG'li teröriste Irak'ın kuzeyindeki Pençe Yıldırım bölgesinde tespit edilen bir PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bugün etkisiz hale getirilen terörist sayısı 7 oldu. Terörle mücadele yurt içinde ve yurt dışında kararlılıkla devam ediyor. Komandolar Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 3 PKK-YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi. Irak'ın kuzeyindeki Pençe Yıldırım bölgesinde tespit edilen bir PKK'lı terörist de etkisiz hale getirildi. Bugün İçişleri Bakanlığı da Eren 15 operasyonları kapsamında Doğu Anadolu ve Karadeniz'e sızma girişimlerinin engellendiğini açıklamıştı. Aralarında PKK'nın sözde Erzurum eyalet sorumlusunun da bulunduğu 3 terörist etkisiz hale getirilmişti. Böylece bugün etkisiz hale getirilen terörist sayısı 7 oldu. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, bazı medya kuruluşlarına yabancı ülkelerden fon sağlanmasına ilişkin açıklama yaptı.
Kimsenin şüphesi olmasın ki ne basın özgürlüğü ne de bir başka bahaneyle demokrasimizi kimsenin masasına meze yaptırmayız dedi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, merkezi Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan bir vakfın Türkiye'de bazı medya kuruluşlarını fonladığına dair iddiaları yakından takip ettiklerini belirtti. Türkiye Anayasası'nın haber alma ve verme özgürlüğünü güvence altına aldığını hatırlatan Altun, özgür basının demokrasinin bel kemiği olduğunu vurguladı. Altun, bazı yabancı liderlerin Türk siyasetini dizayn etme niyet ve gayretlerini açıkça ifade ettiği bir ortamda hiçbir yabancı devlet ve kuruluşun medya sektörüne çeşitli fonlar sağlamasını söz konusu çıkar ve hedeflerinden bağımsız yorumlayamayız dedi. Değerli katılımcılar, saygıdeğer Kızılay gönülleri, dünyanın her yeri. Yürekleri ağza getiren bir kaza haberi var sırada. Isparta'da bir otomobil kavşakta aniden dönüş yapan minibüse çarptı. Çarpmanın etkisiyle minibüs ikiye ayrıldı. Güvenlik kamerası kazayı an be an kaydetti. Otomobille çarpışan minibüs ikiye bölündü. Kaza güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Korkunç kaza Isparta'nın Gönel ilçesinde yaşandı. Isparta istikametinden Burdur'a doğru giden otomobil aniden kavşağa doğru dönen minibüse çarptı. Çarpmanın etkisiyle minibüsün motor bölümü kopup otomobille birlikte sürüklendi. Minibüste bulunan 3 kişi ağır yaralandı. Otomobil sürücüsü ise kazayı yara almadan atlattı. İhbar üzerine bölgeye hemen jandarma ve sağlık ekipleri geldi. Yaralılar ambulansla civardaki hastanelere götürüldü. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada yaralıların durumu iyi. Kurban Bayramı ile birlikte otobüsler de büyük yoğunluk yaşıyor. Sıcağın da etkisiyle otobüs yangınları peş peşe geldi. İzmir ve Diyarbakır'da iki yolcu otobüsü alevlere teslim oldu. Neyse ki iki olayda da yolcular son anda tahliye edildi. Kimsenin burnu bile kanamadı. Bayram tatilleri kabusa döndü. Cayır cayır yanan otobüste canlarını son anda kurtardılar. İzmir'de seyir halindeki yolcu otobüsü bir anda yanmaya başladı. Alevleri fark eden şoför otobüsü emniyet şeridine çekti. Yolcuları tahliye etti. Alevler kısa sürede bütün otobüsü sardı. Kara dumanlar gökyüzüne yükseldi. Alevler o kadar hızlı yayıldı ki yolcular valizlerini bile alamadı. Otobüsle birlikte tüm eşyaları da küle döndü. Benzer olay Diyarbakır'da da yaşandı. Yolcu otobüsü seyir halindeyken motor kısmında yangın çıktı. Şoför otobüsü yol kenarında durdurdu. Yolcuları tahliye etti. El birliğiyle yolcuların valizleri de çıkartıldı. Çevreden yetişen diğer sürücüler yangın tüpüyle ilk müdahaleyi yaptı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Ucuz atlatılan yangının ardından otobüs çekiciyle yoldan kaldırıldı. Adana'da 300 civciv göl kenarında ölüme terk edildi. Görenlerin haber vermesi üzerine İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Yem ve su verilen civcivler koruma altına alındı. Müzik
göl kenarında ölüme terk edildiler. 300 civcivden kimi açlıktan kimi susuzluktan can verdi. Sağ kalanlar için yetkililer seferber oldu. Adana'nın Çukurova ilçesinde balık avlamaya giden bir balıkçı gördüğü manzara karşısında şaşkınlık geçirdi. Yaklaşık 300 civcivin göl kenarında ölüme terk edildiğini gördü. Sahipli zannettim başlangıçta ama 1-2 saat sonra baktığımda birbirlerinin ölmüş hallerini yemeye başladıklarını gördüm. Susuzlardı, açlardı. Balıkçının durumu bildirmesi üzerine İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri bölgeye gitti. Ekipler koruyucu kıyafetlerle ölüme terk edilen civcivlere yem ve su verdi. Telef olan hayvanlar da toplandı. İstenmeyen bir olay ama bu işi yapanların vicdanla çok bir bağlarının olmadığı ortada. Buradan güvenli bir ortama götürülecek, karantinaya alınacak. Karantina süresi sonunda eğer bir sahibi de çıkmazsa bu civcivleri biz bir çiftçimize sahiplendirip bakımını üstlenmesine sağlayacağız. Telef olan civcivlerin hastalık taşıyıp taşımadığını belirlemek için test yapılacak. Kaç civciv sıcaktan ve susuzluktan telef olmuştu. O civcivleri de laboratuvara gönderiyoruz. Onların da tahlillerini yaptırıp gerekli önlemler alacağız. Malumunuz kuraklık son dönemin en önemli sorunlarından biri. Nehirlerin debisi aşırı sıcakların etkisiyle iyice düştü. Bu da oksijen seviyesinin azalmasını dolayısıyla balık ölümlerini beraberinde getirdi. Sivas'ı Yüksekova'dan kameralara yürek sızlatan görüntüler yansıdı. Türkiye'nin en uzun nehirlerinin kenarları ölü balıklarla dolu. Nehrin ortasında da durum farklı değil. ...1350 kilometre uzunluğundaki Kızılırmak'ın Sivas bölümünde büyük bir çevre felaketi yaşanıyor. Kuraklık nedeniyle debi düşüp oksijen seviyesi azalınca nehirde balık ölümleri yaşandı. Kıyılar balık ölüleriyle dolu. Nehrin ortasında da balık ölüleri birikinti oluşturdu. Biriken ölü balıklar görenlerin içini sızlatıyor. Benzer görüntüler Hakkari Yüksekova'da da yansıdı kameralara. Derede dev balıklar oksijen yetersizliği nedeniyle öldü. Belirli noktalarda birikti. Durgun olan yerlerde balıkların sayısının artması sonucu oradaki oksijen yetersizliği. Balık ölümleri rekor sıcaklıklarla birlikte geldi. Su debisinin azalmasının da etkisiyle ölümler gerçekleşti. Ancak tek neden bu değil. Endüstriyel atıklar ve özellikle yanlış tarım uygulamalarından kaynaklı kimyasal ilaç atıklarının suya karışması sonucu balık ölümleri olabiliyor. Şimdi kısa bir ara verelim, sonrasında devam edeceğiz. Aranın ardından tekrar sizlerleyiz, devam edelim. Ülke genelinde kavurucu sıcakların yaşandığı Kurban Bayramı'nda 16 dağcı Ağrı Dağı'na tırmanış yaptı. Dağcılar tırmanış esnasında tipiye yakalandı. Zorlu şartlara rağmen dağcılar zirveye ulaşmayı başardı. Kameraya çekeyim. Eldiven. Yazın ortasında kışı yaşadılar. Zorlu şartlara rağmen zirveye ulaşmayı başardılar. Bu iş. Beyler, gitmemiz lazım. Ülkede kavurucu sıcakların yaşandığı bu günlerde bir grup dağcı Ağrı Dağı'na tırmanış yaptı. 16 dağcı 4000 metreyi geçtikten sonra tipiye yakalandı. Soğuk hava ve tipi karşısında görüş mesafesi iyice düştü. Dağcılar uzun süre güçlükle ilerleyebildi. Müzik
ekibiyle birlikte kar kalınlığı bir karışa yaklaştı. Zorlu şartların ardından dağcılar zirveye ulaşmayı başardı. Gel, gitmemiz lazım. Yıldırım gitmiş o yüzden. Dağcılar zirvede bayrak açarak hem başarılarını hem de bayramı kutladı. O anlarsa kameralara yansıdı. Huys! Beyler, gitmemiz lazım. Antalya'da onlarca yerli turist mağdur edildikleri iddiasıyla otel önünde toplandı. İddiaya göre otel ismini ve yönetimini değiştirmişti. Bu sebeple aylar öncesinden parasını ödedikleri otele giremeyen tatilciler mağdur oldu. Şimdi telefonda konuşulduğu gibi müdür denen adamın da haberi var. Aylar öncesinden ödemesini yaptıkları otele alınmadılar. Onlarca yerli turisti mağdur ettiler. Evet, bunun gibi bir sürü insanlar geliyorlar ve geri dönüyorlar. Antalya Manavgat'taki 5 yıldızlı otel iddiaya göre ismini ve yönetimini değiştirdi. Çoluk çocuk, evli turist mağdur oldu. Hepimiz mağduruz. Sabahtan beri buradayız. Paralarımızı ödediğimiz halde kimse bizi otele almıyor. Turistlerin mağduriyeti dakikalar geçtikçe büyüdü. Otel önü iyice kalabalıklaştı. Arkadaşlar mağdur olduk. Otel burası. İddiaya göre yerli turistlerin yerine yabancı turistler alındı. Ama gelen yurt dışından gelen turistlere hepsi içeride. Konuyla ilgili otel yönetiminden bir açıklama yapılmadı. Evet arkadaşlar, mağduriyetinizi dile getirir misiniz? İspanya'da yerel bir mecliste toplantı yapılıyordu. Salona dev bir fare girdi. Başkan dahil görenler şoke oldu. Kadın üyeler ne yapacağını şaşırırken toplantıya ara verilmek zorunda kalındı. De la distinta diputada. Parlamento başkanı böyle tepki verdi. Sonrasında tüm üyeler kaçışmaya başladı. De la distinta diputada. İspanya'nın Endülüs özerk bölgesinde yer alan Endülüs parlamentosu toplantı halindeydi. Başkan tam konuşacakken fareyi gördü. Fare kameralar tarafından görüntülenmedi ancak görenler çok büyük olduğunu söyledi. Fare gibi panik de büyüktü. Bazı kadın üyeler koşarak salondan uzaklaştı. Bazıları da duvar ve sandalyelere oturarak ayaklarını yerden kaldırmaya çalıştı. Oturuma ara verildi. Farenin salondan çıkarıldığı kesinleştikten sonra toplantı kaldığı yerden devam etti. Temizlik işçilerinden oluşan orkestra bayram konseri verdi. Belediye başkanı da orkestraya gitar çalarak ve solistlik yaparak eşlik etti. Ortaya keyifli bir bayram konseri çıktı. İşte o konserden görüntüler geliyor. 2, 3, 4... Temizlik İşleri Orkestrası çaldı, belediye başkanı hem çaldı hem söyledi. Kızılcıklar oldu mu, senelere doldu mu, hey. Yolladığım çoraplar ayağına oldu mu, mendili eline, mendili verdim geline. Antalya Muratpaşa Belediyesi'nin temizlik işleri personelinden oluşturduğu orkestra bayram konseri verdi. Belediye Başkanı Ümit Uysal da orkestraya gitar çalıp solistlik yaparak dahil oldu. Orkestra önce Kızılcıklar Oldu Mu türküsünü seslendirdi. Tabakası aynalı şu olana varmalı hey. Ardından Musa Eroğlu'nun Akuzum türküsüyle devam ettiler. Varın söyleyin Urfa niye de yarın ölmesin. Temizlik işçileri enstrümanlarını adeta konuşturdu. Başkan Uysal'ın solistik performansı da üst düzeydi.
çözemedim ha göğsünün düğmesi. Keyifli konser belediyenin sosyal medya hesaplarından yayınlandı. Agozum, buz baskundur hani da yeri. Evet, ne güzel bir ortam değil mi? Temizlik işçilerin ve belediye başkanının bir arada olması. Sonuç itibariyle hepimiz insanız. Mevki makam bir yerde yine o payda da buluşuyoruz. Evet, devam edelim. Milli Savunma Bakanlığı yurt dışında görev yapan personelin yer aldığı bir klip paylaştı. Yurt dışında görevli askerlerimiz Türk milletinin bayramını kutladığı o klibi ekranlarınıza getirelim. Yüzbaşı Bilgehan Şahin. Piyade Asubay Dönemli Üst Çavuş Yunus Duran. Piyade Osman Çavuş Suat Çavuş. Burası Afganistan Türk Görev Kuvveti Komutanlığı. Burası Afrin. Burası Afrin. Memleket emniyette ise bayram gurbette de güzel. Memleket emniyette ise bayram Afrin'de de güzel. Bayramımız kutlu olsun. Bayramınız kutlu olsun. Bayramınız kutlu olsun. Tüm dünyada barışın güvencesi olan Türk Deniz Kuvvetleri olarak Libya'da görevdeyiz. Bu bayramı ülkemizin mavi vatandaki hak ve menfaatlerini savunmak için gemimize tehdit edilen görev doğrultusunda yakınlarımız ve sevdiklerimizden uzakta geçireceğiz. Ailemiz, sevdiklerimiz, sevdiklerimiz. TCG Gemlik ailesi olarak Kurban Bayramımızı kutluyoruz. Kurban Bayramınız kutlu olsun. Kurban Bayramınız kutlu olsun. Kurban Bayramınız kutlu olsun. Kurban Bayramınız kutlu olsun. Daha nice bayramları sevdiklerinizle beraber sağlıklı ve huzur içerisinde geçirmenizi diliyoruz. Hava trafik üssü Süleyman Yakup Gündoğdu. Burası Polonya, Malbor Hava Üssü. Burası vatan semaları. Memleket emniyette ise bayram gurbette de güzel. Memleket emniyette ise bayram havada da güzel. Gök vatandan saygılarımızla. Tüm Türk milletinin bayramı kutlu olsun. Bayramınız kutlu olsun. Evet, gerçekten çok duygulandıran bir klip. Bizler de tüm milletimizin bayramını kutlayalım. Böylelikle BBN Türk Ana Haber Bülteni'nin de sonuna gelmiş olduk. Yarın yine aynı saatte görüşmek üzere. İyi akşamlar. Milletimizin verdiği mesaj...